ve bağlılık görerek geldik. Bugünden sonra da aynı şekilde devam etmemizi arzularım. Nasıl doğup geldiysek yine öylece gidelim isterim. Şunu iyice bilesin ki herhangi bir şeyin devamı yalnız kaba kuvvet, kılıç ve kahramanlık zoruyla mümkün değil. Akıl, tedbir, sabır, ileriyi görme ve yorucu tecrübeler çok önemli. Birinci yol her zaman geçerli olmadığı gibi mahzurları da çok. İkinci yolda tek başınaysa işe yaramaz. Büyük muvaffakiyetler için her ikisini de bir arada yürütmek gerek. Unutma ki yüce ecdadımızın büyük zaferleri görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da hakikatte akıl, mantık ve muhabbet güçleriyle gerçekleşebilmiştir. Ey oğul! Adaletten hiç ayrılma. Çünkü Allah adildir ve adil olanı sever. Bir bakıma sen onun yeryüzündeki halifesisin. O sana lütuflarda bulunmuş ve kullarının başına serdar eylemiştir. Bunu unutma. Ey oğul! Bu dünyada üç türlü insan var. Birinci grup, akıl ve fikirleri yerinde, istikbali az çok gören ve düşünen, hiçbir gayri tabiilikte olmayan kimseler. İkincisi, hangi yolun doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir. Ancak bu duruma kendi istekleriyle değil, etraflarının tesiriyle düşmüşler. Nasihat edildiğinde doğru yola gelip hakikati kabul eder ve söz dinlerler. Bununla birlikte çoğu zaman da duyduklarına uyarak yaşarlar. Üçüncüsü ise ne kendileri bir şeyden haberdardır ne de yapılan ikaz ve nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini zannederler. Bunlar en tehlikeli olanlardır. Ey oğul! Yüce Allah, eğer seni ilk sırada saydığım kimselerden yaratmışsa sevinir, Rabbime şükrederim. Yok, eğer ikincilerdensen, sana yapılan nasihatlere kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncülere dahil olmayasın. Onlar ne Allah'a ne de insanlara karşı iyi bir durumda değiller. Ey oğul! Padişahlar ellerinde terazi tutmuş kimselere benzerler. Ancak asıl padişah odur ki ellerindeki teraziyi doğru tutar. Sen padişah olunca teraziyi doğru tutmanı tavsiye ederim. O zaman yüce Allah da senin hakkında hayır murad eder, seni salihlerden kılar. Fatih Sultan Mehmet Han da babası 2. Murat'tan aldığı bu öğütleri yazdırır, saklar. Günümüze kadar taşınan öğüt de 2. Murat oğluna Allah yolundan ayrılmamasını ve adaletli olmasını istemiştir. Henüz o sırada çok küçük yaşta olan, belki 12-13 yaşlarında olan oğlu Şehzade Mehmet'i tahta